Sezonun son iç saha karşılaşmasıydı. Son karşılaşmaya da iç sahada galibiyetle veda edelim dedik ama maalesef sonuç olarak istediğimiz gerçekleşmedi. Karşılaşmanın genel olarak değerlendirecek olursak yani pozisyon olarak daha iyi pozisyonlara girdiğimizi söyleyebiliriz ama futbolda atamadığınız zaman maalesef karşılaşmayı kazanamıyorsunuz. İkinci devre biraz daha hareketli oluruz diyerekten birkaç da değişiklik yaptık ama maalesef ikinci ve üçüncü golde yemiş olduğumuz ikinci ve üçüncü golden önceki pozisyonlara tekrar bir daha bir bakmamız lazım. Bana göre ikisi defa ama bazen her ne kadar karşılaşmayı yönetenlerin maça etkisi olmadığını söylesek de bugün çok net bir şekilde ne kadar etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı üzgünüz. Yani son karşılaşmayı, ligin son karşılaşmasını, iç sahadaki son karşılaşmamızı en azından bir galibiyetle taraftarlarımıza hediye etmek istiyorduk. Olmadı. Bundan dolayı üzgünüz ama diğer taraftan da Afyon karşılaşmasından sonrası da söylediğim gibi hedefimiz, amacımıza ulaştık. Bundan dolayı da mutluyuz. Zor bir sezondu gerçekten. Yorucu bir sezondu. Acısıyla, tatlısıyla gerimize bıraktığımız bir sezondu. Bu sezondan bence çok ders çıkartmamız gerekiyor. Çıkarttığı Eskişehirspor'un çıkardığı ders çıkartması gerekiyor. Benim adıma bu sezon çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Hani çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim ve bana çok şey de kattı. Bu da bir gerçek. Yani belki maddi anlamda hiçbir şey katmadı ama manevi anlamda çok şey kattı. Bazı şeyleri maddiyatla alabilirsiniz ama maneviyatla alamadığınız şeyler vardır. Bu sezon benim en büyük kazancım bu oldu. Bundan dolayı da ne pişmanım ne de en ufak bir yani geriye dönüp baktığım zaman neden yaptım diye bir en ufak bir şeyim yok. İyi ki de yaptım. Çünkü burası bizim evimiz, burası bizim camiamız. Camiamızın ayakta kalması gerektiği için bunları yapmak zorundaydık. Bunu da yaptığımız için mutluyuz. Ama biraz önce söylediğim gibi gelecekle ilgili gerçekten doğru işler yapılması gerekiyor. Önümüzde de bu sezon işte Karabük olayı var. Daha önceki sezonlarda değişik kulüplerin olayları var. Yani bu futbolu affe alacak bir olay değil, bir ortam değil. Onun için birlik ve beraberliği bir an önce sağlayıp tekrar hedef belirlemesi lazım Eskişehirspor'un. Birlik ve beraberlik olmadığı sürece, çünkü bu yaşanan süreç veya Eskişehirspor'un bulunmuş olduğu süreç bireylerin yapabileceği bir şey değil, grupların yapacağı bir şey değil, camianın yapması gereken bir şey, bir yük, altından kalkması gereken yük. Ümit edelim ki en kısa zamanda o birlik ve beraberlik sağlanır, Eskişehirspor'un geleceği güzel bir şekilde inşa edilmiş olur. Sorunuz yoksa ben teşekkür ederim. Teşekkürler.